Odaya ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Yine sizler için çok güzel bir program hazırladık. Ben Sibel Çakı. Ben Mehmet Toprak. Her eve sağlık, yine dop dolu. Bakalım bugün programımızda neler var? Her eve sağlıkta bugün. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Cemal Göktaş'tan böbrek kanseri tanı ve tedavisi hakkında açıklamalar geliyor. Böbrek kitlelerinde tanı süreci nasıldır? Her böbrek kitlesi kanser midir? Böbrek kitleleri neden olur? Böbrek kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Böbrek kanseri tedavisinde hangi yöntemler kullanılabilir? Böbrek tümörü operasyonu sonrası nelere dikkat edilmelidir? Böbreklerde oluşan kistlerin risk durumları nelerdir? Güncel durumda gençlerde de çok erken yaşlarda ortaya çıktığını söyleyeceğim. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Her eve sağlık tüm hızıyla başlamış durumda değerli izleyicilerimiz. Bugün yine çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Değerli hocam konuğumuz Profesör Doktor Cemal Göktaş. Üroloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. İyi hoş yayınlar diliyorum. Hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir ömür dileyerek, evet, iyi bir yayınla bütün halkımıza konuyla alakalı güzel bilgiler verebilmeyi umarım. İyi bir böbrek sağlığıyla. İnşallah. Bugün, aslında. Evet, bugün şeyi konuşacağız değil mi hocam? Böbrek tümörleri, böbrek kanserleri. Evet, böbrek kitle lezyonları. Böbrek kitleleri aslında. Aslında tabii çok geniş bir konu. Genel başlık bu olsa da bugün özelde böbrek kanserleri hakkında konuşmayı konuşacağız. Tabii bunda da yetişkinlerdekini, çünkü çocuklar da ayrı çok geniş bir konudur. Hı hı. Yetişkin böbrek kanserleri konusunda sohbet edeceğiz. Evet. Elimizden geldiği kadar halkımızı aydınlatacak bilgileri sunmaya çalışacağız. Evet, zaten onun için de her eve sağlık var hocam. Gerçekten çok önemli. Bütün organlarımızın sağlığı çok önemli. Ancak böbrek dediğimiz zaman tabii ki çok farklı. Yani mesela normalde hocam su içmemiz hep söylenir. Tabii. Böbreklerimiz için. Böyle bir girizgah yapalım mı? Yani böbrekler ne işe yarar? Çok su içtiğimiz zaman gerçekten böbreklerimiz çalışıyor mu? Ya da çok fazla idrara çıktığımız zaman evet çok başarılı, sağlıklıyız diyebilir miyiz? Böbrekler hayati organ. Evet. Yani böbrekler ne işe yarar dediğimizde böbrekler hayat sağlar diye çok güzel bir cevap verebiliriz. Çünkü böbreğin o kadar değişik fonksiyonları var ki, hı hı, en başta sıvı dengemizi ayarlıyor. Değil mi efendim? Yani bunun içinde asiti var, bazı var, elektrolitleri var. Bu dengeyi koruyor. Böbrekler sağlıyor. Biz buna hemostazis diyoruz. Değil mi? Belli bir pH'da vücut sıvılarının kalması. Bunun yanında hormonal fonksiyonları var. Hemopoetik dediğimiz kan yapıcı efendim fonksiyonları var. Buna benzer multifonksiyonel, artı en önemlisi de idrarla beraber atık maddeleri, yani detoks yapıyor. Aslında yediğimizi içtiğimiz bütün her şey, son ürünleri karaciğer süzerek, ve böbrek hayatta, iyi olanı vücutta tutarak, evet, kötü, evet, olanı da dışarı atma atarak, vazifesi, evet, görüyor değil mi? Evet. En önemli görevi. Evet. Hocam arzu ederseniz bir böbreğin böyle biraz anatomisini anlatabilir miyiz? Oradan başlayalım. Tabii. Programımıza. Çok basit, anlaşılır olması itibariyle bütün vatandaşlarımız böbrek formatını biliyor. Ama ben yine de müsaadenizle tabii, tabii, göstermek hocam, istiyorum. Tabii ki. Böbrek vücudumuzda böğür dediğimiz boşluklarımızda, yanlarda yer alıyor, diyaframın altında. Ve göründüğü gibi iki ana bölümden oluşuyor. Bu daha koyu olan yer böbreğin etli kısmı. Biz buna parenkim diyoruz. Evet. Parenkim. Yani kan bu bölümdeki dokulara ve hücrelere geliyor. Burada işlem gördükten sonra buradaki sarı bölmelerde toplayıcı sistem diyoruz. Hı hı. Yani idrar ve içindeki solitler, elektrolitler, proteinler, bazıları tutulması lazım, bazıları geçmemesi lazım, bazıları idrara atılması lazım. Sizin demin söylediğiniz, hı hı, gibi faydalı zararlı diye ikiye ayırarak. Hı hı. Normal çalışan böbrekte bu kahverengi
olarak gördüğümüz etli dokuda, parenkim dediğimiz dokuda bu işlemler yapılıyor ve idrarla beraber, sıvıyla beraber bu sarı dediğimiz toplayıcı sistem dediğimiz böbreğin havuzcuklarına, en sonda da idrar havuzuna birikiyor. Bütün kan geliyor, bu kırmızı tabii, koyu olan yere geliyor. Yarım saat 40 dakikada bir vücuttaki bütün kan şu dokudan geçiyor. İyi olanları geri kana veriyor, kötü olanları da bu boş olan yere verip dışarı atılıyor. Evet, atık maddeleri ve sıvı dengesi. Mesela diyelim ki az sıvı aldık, az idrar çıkaracak. Dolayısıyla burada sıvı akışını azaltacak azaltıyor. Vücut. Öyle de bir dengemiz çok var. Çok su içtiniz, o zaman buradan fazla atacak. Yani idrar miktarını artıracak ki vücutta yine... Vücuttaki tansiyonu da tansiyonu ayarlasın, sıvıyı yine ayarlasın vesaire. Evet. Şimdi konumuza dönecek olursak, böbrek kitle lezyonları buradaki dokulardan, hücrelerden çıkıyor. Kitle derken hem iyi huylusu hem kötü huylusu. Aynen öyle. Bütün, evet. Oluşabilecek. Bugünkü konumuz daha çok böbrek kanserleri olacağı için böbrek kanserleri de toplayıcı sistemden kaynaklanan, yani sarı bölgeden kaynaklanan, tümörler, bir de parenkimal dediğimiz et dokusundan kaynaklanan kitleler olmak üzere. Yaygın görüleni bu kahverengi gördüğünüz parenkim dokusundan çıkan tümörler. Tümörler. Evet. Tamam hocam, anatomik olarak anladık. Yerimize alalım sizi. Evet, böbreğimizi yerine koyduk. Peki hocam, böbrek kistleri neden oluyor? Kistler de bizim kitle, böbrek kitle lezyonları dediğimiz efendim lezyonlar içerisinde bir grup. Biz öncelikle böbrek kanserlerini veya kitlelerini tasnif edecek olursak, demin hocanın söylediği gibi eskiler habis derler. Evet. Habis. Bir de selim derler. Tıpta da malin benin derler. Güncelde de iyi huylu kötü huylu diyoruz. Tamam, yani, nedir hocam bunlar? Bunlar kısaca iyi huylu dediğimiz kanser hücresi taşımayan kitleler, kötü huylu dediğimiz içinde kanser hücresi taşıyan kitleler. Bu kadar basit yani. Evet. Eğer içinde kanser hücresi varsa halk arasında kötü huylu. Tıpta da habis veya malin kelimesiyle bunu karşılıyor ama içinde kanser hücresi yoksa benin dediğimiz iyi huylu selim kitleler oluyor. Kitleler. Bunlar karakterine göre yani kanser mi değil mi diye. Bir de yapısına göre, değil mi? Sert midir, yumuşak mıdır? Katı mıdır, sıvı mıdır, içeriği nedir? O zaman da işte kistik ve solid. Kist yani, deyince ne anlıyoruz? İçi dolu sıvı demek midir hocam? Etrafı çeperli olan, çeperli bir doku, bir balon gibi düşünün. Bir pimpon topu mu düşünelim? Onun gibi bir şey. Pimpon topu, çeperi balon. Var. Evet, aha, çeperi var. İçinde sıvı var. Kist o sıvının onlar. Kıvamı farklılıklar gösterebilir. İçindeki kan miktarına göre, efendim iltihap miktarına göre vesaire. Aynı siz hocam bilirsiniz, apselerde olduğu gibi apseler de kistleşebilir, değil mi efendim? Tabii, hepsi. Bu kistlerde işte etrafı hapsoluyor, içinde sıvı oluyor. Bunlar da kistik yapılar oluyor, lezyonlar, kitleler oluyor. Kistik kitleler ayrı bir konudur. Onun hakkında da bilgi vereceğim ama şimdi demek ki böbrekte bir kitle görüldüğünde ilk önce bu kitle iyi huylu mudur, kötü huylu mudur, yapısı nedir ve böbreğin hangi bölgesinden kaynaklanmıştır gibi araştırmalar yapmamız gerekiyor. O zaman hocam, bu hastalar size nasıl geliyor? Nasıl teşhis ediyorsunuz? Şimdi böbrek kanserleri, evet, böbrek kanserleri aslında çok sık görülen de değil, çok az görülen de değil. Tabii Türkiye'de çok sağlıklı veriler yok. Gerçi kanser kayıtlarımız son 10 yılda çok daha güncel ve sağlıklı konuma geldi ama yine de biz hala Avrupa ve Amerika rakamlarından Türkiye'ye uyarlayarak şey yapıyoruz. Türkiye'deki rakamları bulmaya çalışıyoruz. Kabaca şöyle bir yansıtma yapacak olursak, Amerika'da her yıl 65 bin ile 75 bin arasında yeni kanser, böbrek kanseri vakası yakalanıyor. Türkiye ile Amerika'nın nüfusunu kıyas edecek olursak, demek ki bizim de 10-15 bin arasında bir her yıl yeni böbrek kanseri vakası görülüyor Türkiye'de. Binde ikiler, 10 binde ikiler civarında kabaca görülüyor.
az bir sayı değil. Değil. Yani her sene 10-12 bin yeni böbrek kanseri teşhisi konuluyor. Evet. Bu önemli bir miktar, önemli bir sayı. Ve hastalığın ciddiyeti, böbrek kanserinin ciddiyeti tedavi edilmezse mutlak ölümle sonuçlanıyor. Eyvallah. Yani son söyleyeceğim cümleyi baştan söyleyeyim ki olayın ciddiyeti, önemi anlaşılsın. Hocam peki belirti, yani belirtileri nedir? Biz nasıl hissederiz? Şimdi iki soruyu birleştirerek müsaadenizle lütfen devam edeyim. Hastalar bize nasıl geliyor veya nasıl teşhis ediliyor? Onunla da ilgili biraz üroloji tarihinden böbrek kanserlerinin şeyiyle alakalı vereyim. Eskiden görüntüleme yöntemleri yokken böbrek kanserine lakap olarak dahiliyeci tümörü derdi ürologlar. Yani zamanında teşhis edilemez, geç kalmış, ileri evrede gelir, dahiliyeci bakar, elini böğrüne kor, hastayı muayene ederken kocaman bir kitle, hastanın idrarından kan geliyor ve ağrısı var. Bu bunun klasik üçlemesidir. Triyat diyoruz biz tıpta, üçleme. Üçlü belirti eskiden. Şimdi tabii öyle değil artık. Çok şükür ki öyle değil, insanlar daha erken. Üroloji çok gelişti, üroloji doktorları çok fazla başladı. Tıp görüntüleme yöntemleri, teknoloji, endüstriyel katkı hepsi tıpta bazı tabii pozitif katkılar sundular. Günümüzde ise yine bir lakabı var böbrek kanserlerinin. Radyolog tümörü diyoruz şimdi biz ona. İsmi eskiden dahiliyeci tümörü diyorduk. İnternist tümörleri. Şimdi ise radyolog tümörü diyoruz. Neden? Neden? Çünkü en çok onlar yakalayıp bize gönderiyorlar. Hasta hiçbir belirtisi yokken gidiyor. Mesela bir karın ağrısı dolayısıyla veya bir genel kontrol dolayısıyla check-up programından sonra. Check-up gibi yaptırırken böbreğinde bir kitle çıkıyor. Ve size gönderiyor. Kim yakalamış oldu? Radyolog yakalamış oldu. Evet. Onun için radyolog tümörü diyoruz. Yani eskiden genel belirti oydu. Neden? Tedavi edilmemiş, geç kalınmış, ileri evre vakalardı çoğu. Hı hı. Ama bunlar erken dönemdeki hastalık tümörler için söylüyorsunuz değil mi hocam? Mesela eğer ağrısı mağrısı varsa direkt size geliyor. O zaman şunu anlıyoruz. Tesadüfen çıkarılan hastalıklar veya tümörler veya kitleler sonradan sizi buluyor. Direkt olarak hasta size gelmiyor. İşte belirtilere göre. Mesela çok yoğun bir belirti erken evrede vermez. Kitle büyüdükçe kitleyle beraber belirti veriyor. Kitlenin yaptığı basının oluşturduğu ağrı meydana gelebilir. Kitlenin demin gösterdiğim toplayıcı sisteme açılmasından kanamalar meydana gelebilir. Bir de ağrı meydana gelebilir. Yani bu üçleme, üçlü belirti dediğimiz durum ortaya çıkabilir. Ancak bunlar günümüzdeki böbrek kanserlerinin sizin dediğiniz manada %20 hastada görülüyor. %80'inde artık bu klasik triyat dediğimiz triyat görülmüyor. Hocam bazen de hani gittiğimiz zaman üst batın, alt batın diye bir şey vardır. Mesela onda da çıkabilir mi? Üst batın zaten böbrekleri kapsar. Ha, öyle mi? Şey olarak üst batın ultrasonlarında kapsar. Tabii şimdi hasta bize müracaat ettiğinde biz tabii bu kitlenin vasfını, karakterini yani iyi huylu mu, kötü huylu mu, kanser ihtiva ediyor mu, etmiyor muyu araştırmaya yöneliyoruz. O zaman ileri görüntülemelere müracaat ediyoruz. En klasik ileri görüntüleme ya MR görüntülemeleri yapıyoruz ya da tomografi ilaçlı olarak yapıyoruz. Bu görüntülerde kitlenin karakteri, işte verdiğimiz ilaçların o kitlede efendim varoluşu, görüntülerde yani kanlanma diyoruz. Radyo opasite tutuyor mu, tutmuyor mu? Yani verdiğiniz kontrast madde kitleye gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunu bize radyologlar zaten rapor ediyorlar. Ve büyük ihtimalle kitleler kanser vasfında olduğu için de efendim o zaman tedaviye yönelmemiz gerekiyor. Ayrıca öngörü olarak da böbrek kitle lezyonlarının %80-85'i kanserdir. %15-20'si de iyi huyludur. Yani ilk yakaladığımızda.
Öyledir yani. Pardon. Hocam peki kadınlarda mı erkeklerde mi daha sık rastlanıyor? Bir de yaş var mı? Yani bunda yaş sınırı var mıdır? Şöyle genel manada 3 erkekte 2 kadında. Yani 3'e 2 oranında görülüyor. Klasik bilgi budur. Yani erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Fazla. Yaş olarak yine klasik bilgiyi söyleyeceğim ama artık güncel durumda gençlerde de çok erken yaşlarda ortaya çıktığını söyleyeceğim. 60-70'li yaşlarda zirve yapar teşhis. Yani 60-70 yaş arası 60'lı 70'li yaşlarda en zirve teşhis konulan hastalığın sık görüldüğü yaş grubu. Bu 6. 7. dekat diyoruz biz. 60'lı 70'li yaşlar demek. O şekilde görülüyor. Ancak tabii şimdi 25'li 30'lu yaşlarda bile klasik eskiden hipernefroma denilen bugün böbrek hücreli kanser dediğimiz kanser türleri maalesef görülüyor. Peki hocam teşhis ettik. Tedavide ne yapıyoruz? Nasıl bir yol izliyoruz tedavide? Tedaviye geçmeden önce bu mesela en sık sorulan sorular, bunun sebebi ne? Sebebi ne, evet. Gibi yediğimiz, sorular çok sık şeylerden mi oluyor, neden oluyor? Geliyor. Aslında kanserin sebebi bilinmiyor, risk faktörleri var. Şimdi risk faktörleri deyince bizi dinleyenler hemen demesinler ki bu varsa böbrek kanseri meydana geliyor. Risk faktörü şöyle bir şey. Buzlu havada mı arabanız daha çok kayar, yoldan çıkar, yoksa kupkuru, güneşli, gündüz açık bir havada mı? Bu. Yani hangisinin riski yüksekse risk faktörü bu demek. Şimdi klasik olarak 3 tane risk faktörü var. Birisi hipertansif hastalar, tansiyonu yüksek olan hastalar. Efendim, obezite olan hastalar, obezitesi olan hastalar. Bir de sigara. Bu üçü triyat. Ayrıca yine böbrek... Hocam bunu atlamayalım. Obezitenin nasıl bir ilişkisi var? Obezitenin şöyle bir... Sigaranın nasıl bir ilişkisi var? Sigara genel olarak kanserojen maddeler ihtiva ettiği için akciğer kanserine nasıl sebep oluyorsa aynı etiyolojik mekanizmalarla şeye de böbrek kanserine... Obezitede birçok faktör ortaya çıkıyor. Yani doku hasarı meydana geliyor. Apoptozisle ilgili dediğimiz planlı... Böbrekte mi yağlanıyor orada? Böbrek yağlanması, damarsal yapısının bozulması, oksijenizasyonunun bozulması, bir sürü faktör giriyor. Ama böbrek kanserlerindeki mekanizma da daha çok planlanmış hücre ölümü dediğimiz bir durum var. Bilinen apoptozis dediğimiz bunlar bozuluyor. Mekanizma daha çok bunun üzerinden çalışıyor. Bunlar risk faktörleri. Risk faktör. Mesela diyelim ki obezite olan bir hasta grubunda 3 kat, 5 kat daha fazla kanser görülüyorsa sağlıklı, sportif insanlarda 3 kat daha az görülüyor. Onlarda da çıkmayacak diye bir şey yok. Onlarda da genetik olma ihtimali var mı hocam? Onu tam söyleyecektim. Böbrek kanserlerinin %15-20'lik bir grubu da genetik. Genetik faktörler ihtiva ediyor. Birkaç çeşit böbrek kanser aile grupları var. Yani bunların içerisinde belki duymuşsunuzdur. Von Hippel-Lindau denilen bir gen bozukluğu taşıyan başka şeyler de var da burada milleti böyle şeylerle sıkmak istemiyorum. Evet. Ama genetik böbrek tümörü olan bir familyal grup var. Von Hippel-Lindau sendromlular. Ailesel bir ailesel. Şey var. Yani bunlar da babada varsa oğlan, oğlunda da var, kızında da var, torununda da çıkacak. Böyle devam ediyor. İlginç olan bunlarda da bir defa çıkmıyor. Tedavi ediyorsunuz, tekrarlama oluyor. Öteki böbrekte ortaya çıkabiliyor. Böyle bir grup. Bu hastalık da böyle bir grup. Yani demek ki genetik tiplerinin de davranış biçimleri daha farklı olabiliyor. Değişik değişik. Yine böyle genetik faktörlü olan şeyler de var. Böbrek kanserleri de var. Ailesel olarak geçiş sağlıyor. Von Hippel-Lindau belki çok duyulmuştur gibi. Yani
Down sendromu kadar duyulmamıştır ama böbrek futbolcu ismi gibi ya. Hollandalı futbolcu ismi. Evet, aynen evet, öyle. Ama bu hastalıktan muzdarip olanlar zaten bilirler. Bilirler. Hani bana mesela yabancıdır size değil ama bana çok yabancı gelen evet. şeyler. Evet, o hastalığı yaşayan bütün hastalara da buradan acil şifalar dileyelim. Hocam, bir de yine ilginç olan bir bağlantı sebepler arasında. Bu diyaliz hastalarında. Hah, evet hocam, ona gelecektim. Diyaliz hastalarında da böbrek kanseri riski artıyor. Ayrıca nakil olan hastalarda da kullandıkları bu baskılayıcı, immün sistem baskılayıcı gerek eski böbreklerinde, çalışmayan böbreklerinde, evet, nadiren de nakil olan böbreklerinde tümör oranı daha yüksek oluyor. Çok enteresan. Bunlar tabii araştırmaya yani şey yapmak istedi. Araştırmalar tabii. sonucu mutlaka çıkmıştır ama yine evet. de araştırmaya açık şeyler. Ayrıca sizin kistlerinize de gelecek olursak, kistlerimizi biz ürolojide 5 gruba ayırıyoruz. Evet hocam. Ya tomografi çekiyoruz ya MR çekiyoruz. Bunları 5 gruba ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye bir de 2'nin F'si var. Büyüklüğüne göre mi yapıyor? Hem büyüklüğüne göre hem içeriğine göre. İçeriğine göre. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Sizin çevrenizde rastladığınız, gittim bir ultrason çekildim. İşte teyze de dayı da böbreğinde kist çıktı. Bunlar %90'ın üzerinde basit kistler dediğimiz. Hı. Herhangi bir kanser riski taşımayan, yaklaşık 45-50 yaşından sonra 3'te 1 insanda görülebilecek. Kistler kansere dönüşebilir mi? Kistik kanserler var. Bir de kistlerin bu dediğim şimdi 1, 2, 3, 4, 5 deyince 4 ve 5 artık biz kanser grubunda kabul edip kansermiş gibi ameliyat ediyoruz. Yani dönüşebilmesinden ziyade mevcut halini değerlendirip hangi aşamadaki bir kistse ona göre. Bir de kistik kanserler var. Onlar da ayrı bir şeydir. Gruptur. Peki hocam, böbrek kanseri teşhisi konan bir hastada evet. biyopsi yapılıyor mu? Böbrek kanserlerinde biyopsi çok tercih edilen bir yöntem değil. Bunun iki sebebi var. Bir, tedaviyi çok değiştirmiyor. Yani kanser çıkmasa bile sizin yapacağınız tedaviyi çok değiştirmiyor. İki, kanser çıkmasa bile yeterli bilgi sağlanmamış endişesi taşıyorsunuz. Yani biyopsiden parça aldınız, kanser yok. Neden? Hibrit. Evet. Hibrit kelimesini biliyoruz. Hı hı. İkili, üçlü İkili. Özellikler taşıyor. Bir bölgede iyi huylu kitle varken diğer bölgede kanser dokusu var. İkisi bir arada oluyor. Hı hı. Siz gidip iyi huylu bölgeden alıyorsunuz biyopsiyi. Kötü huylu yer devam ediyor. Kötü huylu yer devam ediyor. İyi bir şey diyorsunuz. Evet. O yüzden ancak yine de son yıllarda ben de aynı kanaati taşıyanlardanım. Bazı hastalarda böbrek biyopsi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Tabii onun teknikleri var. Nasıl yapılacağı hususunda böbrek biyopsisini yapan radyolog veya ürolog uygulayacağı teknik detaylar var. Takip edilecek küçük kitleler. Özellikle 1 ile 2 santim arasındaki kitleler. Bunlar da biyopsi yapılabilir teşhis koymak için. İkincisi, ameliyat olamayacak hastalarda tedaviye geldiğimizde yardımcı tedavi yöntemlerinden bir tanesini uygulayacaksanız hem teşhis açısından hem patolojik tanı açısından hem de uygulanacak yöntemin seçimi açısından biyopsi yapılabilir. Yapılabiliyor, evet. Böbrek biyopsisi böyle bir konu. Çok tercih edilmiyor. Tedaviyi değiştirmediği cümlesi de şu. Biz böbrek kitlesini gördüğümüzde sonuç, patoloji iyi huylu gelse bile ve böbrek alınmış olsa bile eskiden beri böbrek boşuna alındı gibi bir cümleyi kabul edemiyoruz. Çünkü o kitlenin böbrekte görüldüğü anda ayırıcı tanısını yapmak çok zor olduğundan ve görüntülemelerle teşhis koyduğunuzdan MR'la, tomografiyle onu almak durumundasınız. Şimdi
lüzumsuz, işte tedavi kısmında da bahsedeceğim, lüzumsuz nefrektomilerden yani böbrek çıkartmalarından kaçınmak için organ koruyucu cerrahi yöntemlerini de artık güncel olarak yaygın uyguladığımızdan hem böbrek korunmuş oluyor hem kitle çıkarılmış oluyor. Bu şekilde de ikili bir kazanç sağlanmış oluyor. Peki hocam o kistlerde oradaki tedavi şeyi atlamayalım yani o çünkü evet. Çok görülen çok kist var. Diyelim geldi basit bir kisti var 1 santim, 2 santim. Onlara yaklaşımımız nedir? Benim ya böbrek kisti çok görülen bir şey. Böbrek kisti vücudun çok her yerinde görülüyor. Özellikle 40-50 yaşından sonra 4'te 1, 3'te 1 insanda değişik boyutlarda böbrek kistleri görülebiliyor. Hı hı. Şimdi basit kist olursa yani verdiğiniz kontrast maddeyi hiç tutmuyorsa, içinde efendim septalar vesaire dediğimiz oluşumlar yoksa, duvarı kalın değilse gibi kriterler var. Şimdi çok fazla yani halkın detaylı dikkatini olmayalım, evet. Dağıtacak şeyler söylemek istemiyorum. Yani basit kistse ve kanser riski taşımıyorsa belki yılda bir ultrason bile fazla olabilir. Hı. Git kafanı takma bu peki işe. O sınır kaçtır o? Bir sınırınız var mı? Şu kadar santim basit kiste ellemiyoruz. Bunun üstünde ameliyat ediyoruz. Orada boyut... Ağrı mıdır o? Boyut bir kriterse ki direkt kriter değil. Yerleşim yeri, kistin yeri ve sizin dediğiniz klinik semptomlar. Yani ağrı başta olmak üzere. Mesela böbreğin dış kısmında olup da yana doğru büyüyecek bir 10 santim kist bile herhangi bir belirti yapmaz, ağrı yapmaz. Ama takip edilecek, ameliyat falan yapmıyorsun. Damarlarına doğru, idrar kanalına doğru giden bir 5 santimlik, 4 santimlik kist bile ne yapar? Böbreğin bozabilir. Tıkanmasına yol açabilir. Buna göre zaten tedavi kararı veriliyor. Kistlerde artık daha çok laparoskopik kist temizlenmesi. O zaman kist çıkarım. Görüldüğüne mutlaka bir uzmanın görüşünün kesin mutlaka görüş alınması alınacak. Gerekir. İki yönden. Tedavi gerektirip gerektirmediği, ikinci yönü de riskli bir durumu var mı? Yani, var mı yok mu? Diyelim dördüncü, beşinci grup, Bosniak sınıflamasına göre dördüncü, beşinci grup kistler mutlaka kanser gibi muamele görmesi gerekiyor bugünkü bilgilerimize göre ve ona göre de tedavi edilmesi gerekiyor. Hocam evet. Tabii ki organ bağışı burada da çok önemli bir yer tutuyor, öyle değil mi hocam? Böbrek, yani dialize girenler nasıl organ böbrek bekliyorlar? Burada da mesela kanserli böbrekler alınabiliyor mu? Yani o zaman böbreksiz kaldığı zaman tek bir böbrekle mi idare ediliyor? Ya da şimdi o kanseri nasıl temizliyoruz hocam? Durum, iki böbreğin de, demin von Lippel-Lindau dedik değil mi? Hı hı. İki böbreği de alındı, dialize giriyor. O kişiye mi böbrek alınacak? Böbrek verilecek. Yoksa o tümörlü böbreği zaten başkasına nakil edemez. Edemeyiz. Evet işte olarak. Onu diyorum. Heh. Yani oradaki işte tümörlü böbrek alındıktan sonra tek böbrekle yaşanabiliyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Hmm. Gayet normal bir şekilde. Şimdi o transplanta ülkeler arasında belki yasal farklılıklar vardır ama genel bir kabul de var ortak. Mesela Türkiye'de kanserli hastaların tabii böbrek kanserli hasta veremez de atıyorum akciğer kanserli tabii. Bir hasta böbreğini oğluna, kızına verebilir mi gibi konular gündeme gelmiş. Bunlar kanserli hastalar sağlığa kavuşup 2 yıl hastalıksız hale gelmeden böbreklerini veremiyorlar. Evet. Kanserli hastalarda da böbrek yetmezliği gelişirse mesela iki böbreği de alındı sizin dediğiniz örnekte. Kanserden dolayı hem sağ böbreği alındı hem sol böbreği alındı. Hasta dialize giriyor. Buna sağlıklı bir insan, bağışçı veya bir akrabası böbrek verebilir mi sorusunu da şöyle evet. Olacak. Onun da kanserlerin çeşidine göre 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl kitapta yazar bizim şeyde kanunda sağ kalması lazım. Ondan sonra hak et diyor. Yani böbrek boşa gitmesin mantığıyla verilen böbrek boşa çünkü... Öteki insan da veren de tek böbreğe düşüyor. Verdiniz 6 ay sonra kanserden öldü. Böbrek mi verelim 6 ay daha dializ mi yapalım diye kanun koyucular böyle düşünmüşler ve yapmışlar. Yani iki şey var. Kanserli kişiye böbrek verilmesi,
kanseri olan bir kişinin böbreğini vermesi. Vermesi. Evet. Öyle bir Anladım. Durum var yani orada. Anladım. Peki hocam bir de şey vardır yani bazı hastalıklar mesela obezite dediniz en önemli belirti yani şey ne denir dikkat edilmesi gereken zaten her hastalığın annesi babası diyoruz. Evet. İçin zaten evet. Peki hocam diyelim ki şeker hastası olabilir, kalp hastası olabilir ve böbreklerinde de kanser, böbrek kanseri. Evet. Tedavilerde bir değişiklik olabiliyor mu? Yani mesela olmazsa olmaz, yapılamaz dediğiniz hangi tür var? Şimdi tedavi bölümüne geçelim o zaman. Şöyle bir giriş yapalım. Karıştırdım mı ben sırayı acaba? Yok yok. Oradan ben, çok güzel. Gidiyor mu? Siz toparladınız konuyu. Öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Öncelikle her tür hastalığın bir evresinin belirlenmesi lazım. Hangi aşamada olduğunu belirlemek lazım. Hı hı. Yani kanserde her yerde anons yapılıyor, her yerde yazılıyor. Biz de şimdi tabii ki buradan mesajlarımızı veriyoruz. Tabii. Erken evre, erken teşhis, erken tedavi. Yani kanser için söyleyeceğimiz en can alıcı nokta bu. Bütün yani, hastalıklarda da. Hepsinde ama kanserde erken teşhis hayat kurtarıcı. Çünkü böbrek kanserinden bahsediyoruz. Çok ileri evrede geldiğinde bir yılın altında yaşamdan bahsediyoruz yani genelde. Çok ileri evrede geldiğinde bir yılın altında bir yaşam beklentisinden bahsediyoruz. Ama tersinden de okuyacak olursak erken teşhisi, erken teşhis koyduğunuz, uygun cerrahi tedavi yaptığınız tamamen sağlıklı bir ömür uzun ve ömür. Başka sebeplerle ölümden bahsediyoruz. İkisinin arasındaki uç noktayı göz önüne alacak olursak ne kadar bir efendim önemli bir fark olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla erken teşhis. Erken teşhis ama hocam bunda da hani biraz önce dedik ya genetik. Çok genetik fazla. Olanlar zaten genetik olanlar bir tane yani aileden için, birine teşhis koyduğunuzda diğerlerini tarıyorsunuz. Mutlaka o genetik tabii. testi yaptırmak gerekiyor. Zaman taranıyor. Ki erken taranıyor, evet. teşhisin taranıyor. Önemi onlarda burada da var mı yok mu o şekilde hepsi bütün aile bireylerini tarıyorsunuz eğer genetik bir faktör yakaladıysanız. Evet. Şimdi erken teşhis dediğimizde hastalığı evrelendirmiş oluyoruz. Dünyanın ortak bir dili var. TNM klasifikasyonu dediğimiz bir evreleme yöntemi var. Hı. Yani basitçe birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evre Öyle. Diyelim. Hı. Biz şimdi buradan anlatırken. Birinci evrede yakalananlar 1A, 1B var. Evreyi belirleyen en önemli şey kitlenin boyutu. Hı hı. Kitlenin boyutu bu. Diyelim ki 7 santime kadar olan kitleler ve herhangi bir organa metastaz yapmamışsa, yani leke yapıp bulaştırmamışsa, o zaman biz birinci evre diyoruz. 1A 4 santime kadar, 4 ile 7 santim arasında da 1B oluyor. İşte bunlar erken evre oluyor. Evet. Erken evrede iki tane tedavi seçeneğimiz var. Yine onu da bazı kriterlerimiz var. Ya böbreği alacağız ya kitleyi alacağız. İkisinin de sonuçları kanser açısından birbirine eşit. Yani kanserden arınma ama biz kanserden arınırken sizin demin söylediğiniz gibi böbrek yetmezliği riskine hastayı atmayalım diye evet. böbrek rezervini korumaya çalışıyoruz ki sadece kitleyi alabilirsek böbreğin nefronları kalsın. Bir miktar kalsın. 2/3 mesela kalırsa, 2/4 kalırsa böbreğin muhteşem bir hediye olmuş oluyor hastaya. Ya. Yani. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Organ koruyucu cerrahi dediğimiz nefron koruyucu cerrahi. Nefron böbreğin her bir hücresi. Evet. Her böbrekte 1,5-2 milyon nefron var. Demek ki böbrek giderse toplam nefron sayısı yarıya iniyor. Ama böbreğin 1/4 alırsanız toplam nefron sayısı neredeyse aynı kalıyor. İşte o zaman üre kreatinin değişiklikleri çok fazla görülmüyor. Hı hı. Gerçi sağlam bir böbrek, iyi bir efendim metabolik ayarlama, iyi bir hayat tarzıyla normal ömrünüzü tamamlayabilirsiniz. Peki mesela o dönemde de hocam o hani normal böyle nasıl bakacağız biz böbreklerimize? İşte çok su içerek mi onları besleyeceğiz?
ya da nelere bilinen bir rahatsızlık var mı, yok mu? Önceden bilinen bir rahatsızlık varsa mutlaka veya bir risk faktörü varsa, diyelim bir darlıkla doğmuşsa, bir reflüyle doğmuşsa, tekrarlayan enfeksiyonlarla yaşıyorsa kişi tabii ki böbreğini ekstra korumak durumundasınız. Ama sağlıklıysa, herhangi bir bilinen hastalığı, böbrek rahatsızlığı yoksa genel manada iyi beslenecek. Efendim bir de sıvısını, dengesini iyi koruyacak. Bu şekilde olacak yani. Evet hocam. Peki hocam, böbrek tümörlerinde, böbrek kanserlerindeki ameliyat şekilleri, organ koruyucu dediniz, böbrek koruyucu evet. dediniz. Onlar şimdi artık gündemde mi? Bunlar yapılmıyordu. Tabii. Ne yani, o 1A, 1B falan evreleme yapınız. Oradaki evreleme mi önemlidir? Evreleme. Organ koruyucu. İleri böbrek kanserinde bunları yapamıyorsunuz o zaman. Şimdi böbrekteki kitlenin boyutu, kitlenin çevre dokularla olan ilişkisi bizim evrelenmemizdeki ana kriterler. Mesela böbrekle böbrek üstü bezi aynı gerota fasyası dediğimiz yağ dokusunun içerisinde birlikte bulunuyorlar. Anatomik yerleşim olarak, değil mi efendim? Kapsül olarak içinde. Aynı, evet. O aynı şey, gerota fasyasının içerisinde. Eğer mesela sürrenal, yani böbrek üstü bezine de böbrek tümörü girmişse o zaman dördüncü evre olmuş oluyor. Hepsini almak zorundasın. Hepsini almak zorunda kalıyor. O zaman 1 ve 2 yani erken evrelerde. Erken evrelerde. Siz o bölgeleri alıyorsunuz. Böbreğin yarım da olsa. İkinci evrede de 10 santimden büyük oluyor kitle. Böbreğin içine gömülü olmasına tabii önemli. Mesela böbreğin dışında, ona biz eksofitik yerleşim, endofitik yerleşim. Yani ne kadar böbreğin içine girmişse o kadar o kitlenin çıkartılması cerrahi olarak zor oluyor teknik olarak. Ayrıca çıkarttıktan sonra böbreğin damarsal kan beslenmesi de bozulacaksa zaten hayatiyetini sürdüremez. Prensip olarak çok teknik şeylere, detaylara girmeden çıkarılabilir yani, kitlelerde kitleyi çıkarıyoruz. Böbrek kalıyor ama kitleyi o zaman anlayış şu mudur? Yani mümkün olduğu kadar nefron, böbrek hücrelerini, işte idrar kanallarını bırakmayı hedefliyorsunuz ilk başta. Tabii ki. Organ koruyucu yaklaşımla. Peki, artık anlayış çünkü, ona gitti. Tabii. Mesela, sizler de kendi kliniklerinizde, kendi hastanelerinizde yapıyorsunuz. Mutlaka, mutlaka. Çünkü eskiden bir santimlik bir tümör için böbrekler gidiyordu. Diyelim 20 sene, 25 sene önce. Bir de onlar adenom geliyordu. Yani iyi huylu rapor geliyordu. İçimiz cız ediyordu. Boş yere böbrek alınmış oluyor. Gibi. Yani. O zaman şimdi teknolojinin, deneyimlerin, bakış açısının değişmesiyle artık böbrek kanserlerinde yeni bir bakış açısı yerleştirdim. Tabii kriterler de iyi. Yani görüntüleme yöntemlerinde işte kötü huylu kanser mi öngörüleri çok yüksek oranlara ulaştı. Bu da bize elimizi güçlendiriyor. Tedavide hastayla bilgi paylaşımını ve tedavi yöntemini seçimine çok katkı sağlıyor. İşte sizin de o zaman A+ bir klinikte olmanız da bunun için çok önem taşıyor. Ameliyat peki açık mı, laparoskopik mi yani? İki yöntemde uygulanabiliyor. Genelde artık nefrektomi kararı verdiysek, böbreği çıkarma kararı verdiysek, eğer kitlenin çıkarılması çevre dokulara çok zarar vermeyecekse, bağırsaklara yapışık olabiliyor biliyorsunuz. Vena cava dediğimiz şeyde trombüs ta üçüncü evresinde böbrek tümörleri özellikle sağda vena cava'da yani ana toplar damarda trombüsler yapabilir. Ta kalbe kadar gidebilir bunlar. O zaman tabii kalp cerrahisiyle ortak yaklaşımlar vesaire daha büyük ameliyatlar yapmanız gerekiyor. Sorunuza dönecek olursak yine evreye göre genelde nefrektomi kararı önceden vermişsek yani böbreği çıkarma kararı verdiysek laparoskopik çoğunlukla uyguluyoruz. Mecbur kalmadıkça. Kesmeden evet. küçük deliklerle girip böbreği alabiliyoruz. Böbreği alabiliyoruz. Tabii hasta böbreği çıkarmak için de yine bir en az 5-6 santim, 7 santimlik bir kesi yapmak onun, zorundasınız. Tabii. Evet. Böbreği çıkarmak adına. Bütün olarak çıkartıp şeye bulaştırmamak için. Yani çevre dokulara kanser ekmemek için. Ama öyle bir durumda da hasta işine erken dönebilecek.
İyileşme süreci. Minimal invaziv diyoruz hocam, biliyorsunuz bu yöntemlere. Ama ne kadar minimal invaziv, artık trend o tarafta olduğu için ve gerçekten de bazı avantajları olduğu için nefrektomide laparoskopik kılavuzda bizim parsiyel dediğimiz yani kısmi böbreğin alınması hususunda kılavuzlarımız hala herkes iyi bildiği yöntemi tavsiye ediyor. Yani tecrübesi neredeyse o yöntemi uygulasın. Açık yapmayla laparoskopik yapma arasında çok fazla bir fark yok. Hatta belki açık yapanlar tümör kontrolünü daha iyi yapıyoruz, damar kontrolünü daha iyi yapıyoruz diyorlar ama ikisi de tavsiye edilen, hem laparoskopik yapılabilir hem açık yapılabilir. Çünkü minimal invaziv diyoruz ama önceliğimiz kanser kontrolü olmalı. Kişi, cerrah hangisini daha iyi yapıyorsa o yöntemi uygulamalı. Önemli olan orada tabii, tümör dokusu yani bırakmamak. Yani vücudunda bir çizik var diye, 10 santimlik bir çizik var diye hastanın ana hedefini saptırmamak lazım. Kılavuzlarımız da bu konuda zaten vurgu yapıyor. Hangi yöntemi daha iyi uyguluyorsanız parsiyelde. Ama böbreği tamamen çıkarmada daha çok biz laparoskopik yöntemi. Hepsinde peki hocam genel anestezi uygulanıyor. Laparoskopik yöntemde de daha çok robotik veya klasik laparoskopik ikisi de uygulanabiliyor. Anestezi genel tabii, mecbur. Genel. Peki böbrek tümör alındı. Diğer böbreğin olması ya da operasyondan sonra nelere dikkat edilmesi gerekiyor hocam? Şimdi operasyon yaptıktan sonra aslında bir patoloji elimize geliyor. Patoloji de bize nihai patoloji dediğimiz son. Evreyi. Hı hı. Öncelikle tabii biz bir hastalıkla ilgili yaklaşımlarımız, bir de genel sağlık ve böbrek fonksiyonlarıyla ilgili şeylerimizi, durumumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Hastalıkla ilgili hastalığın evresi gelir. Sonra kontrol şeması vardır. Normal bir algoritma dediğimiz çizelgesi var. Aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık kontrolleri yapılır. Hangi kontrolün, hangi tetkikin yapılacağı sağlanır. Eğer bu bahsettiğimiz hep erken evre, artık hastalığı neredeyse kontrol altına aldık veya tamamen yok ettiğimiz şeyler. İleri evrelerde lenf bezlerinde tutulum var mı, organlarda tutulum var mı, bunlar önemli. Metastatik hastalıkların tedavisi tabii biraz daha farklı. Hı hı. Ama dediğiniz gibi iki böbrekten tek böbreğe düştüğünde kişinin böbrek fonksiyonlarına yönelik kontrollerini ve kendi korunmasını, sıvı almasını, beslenmesini, protein kısıtlamasını kısmi, tamamen buradan artık protein ağzıma vurmayacak mesajı alınmasın, kısmi protein kısıtlamalarını da uygulanması gerekiyor. Zaman zaman ürolojik kontrol yanında nefrolojik kontrolleri de konsültasyon şeklinde yapmasında fayda var. Hocam pek toparlayacak olursak, şimdi başa dönecek olursak, yani biz hangi belirtilerde, ne bizi rahatsız etmeli ki işte idrarımızdaki kan, ağrı, sızı gelmeliyiz? Çünkü biliyorsunuz biz hep korkar ve kaygılar yaşarız ama işte evreleri de geçmiş oluyoruz o arada, ihmal. Yine erken teşhisi atlamış oluyoruz. Tabii. Belirti verdiyse biraz geç kalmış olacağız maalesef. Yani ondan belirti önce vermeden işte, zaman zaman belli yaştan sonra en azından bir batın ultrasonografisiyle böbreklerimizi, yani konu böbrek kanseri olduğu için, yoksa genel manada iç organlarımızı kontrol etmek lazım. Aslında hocam bu ürolojik check-up diye de bir şey var mıdır? Olabilir. Genelde erkeklere yani, prostat muayenesi yaparsınız, hep onu duyarız ama. Ya orada da ultrasonla şöyle böbrek taranıyor mu? Meme kanseri kadar yaygın olmadığı için çok görülme sıklığı böbrek kanserinin. Bir de erken evrede 4 santimden küçük kitlelerin büyüme hızı hakkında da mesela hemen 6 ayda 10 santime çıkmıyor. Yani yıllık ortalama 0,3 milimetre büyüdüğünü gösteren çalışmalar var. Yani normal diyelim 2 santimlik, 1 santimlik, 1,5 santimlik ameliyat olmayan hastaları takip etmişler. Bu ne kadar büyüyor diye. Ortalama yılda 1 santimden az büyüyor. Hatta 1 santimin 3'te 1'i kadar büyüyor yani. Ondan dolayı çok sinsi ortaya çıkıyor. Tabii, çok sinsi ilerliyor. İşte onun için dahiliyeci tümörü demişler ya eskiden. Yani kitle, ağrı, kanama.
İdrarda kanama. Ama kanama bu üçü artık geldiğinde, çok büyüyünce oluyor herhalde. Tabii artık sisteme açılmış değil mi? Evet, yani sisteme açıldığı için iş işten geçmiş yani idrar yoluna iş işten geçmiş oluyor çoğu zaman. Yani nasıl diyelim? Böbrek kanserlerinde erken evre çok önemli. Sizin dediğiniz bulgularla gelen hastalar genelde ileri evre hastalar oluyor. Böbrek kanserinin alfabesi öğrenilirken ilk bize öğretilen, bizim de sonra öğrencilerimize ve asistanlarımıza öğrettiğimiz böbrek kanserleri radyo rezistanstır. Klasik bilgi. Şimdi ona gelelim hocam. Kemo radyo rezistans ne demek? Ameliyat yaptınız. Evet. Onkolojiye gönderiyor musunuz? Kemoterapi ve radyoterapi görüyor mu? Bu dediğim radyoterapiye böbrek kanserinin hücreleri. Yani böbrek kanseri, tabii ben patolojik detaylara çok girmedim. İşte hangi tipleri daha çok görülüyor, nasıl davranıyor vesaire. Hücre tipleri çünkü çok fazla şu an konuşulacak bir şey değil. Böbreğin kaynaklandığı, kanserin kaynaklandığı hücre radyoterapiye dirençli. Rezistans demek dirençli demek. Kemoterapiye de dirençli. Yani mesela lösemiyi kemoterapi yapıyorsunuz, böbrek kanserine öyle bir kemoterapi protokolü yapamazsınız. Ulan cerrahi altın standart. Alternatif tek tedavi yöntemi cerrahi. Cerrahi olamayanlara şimdi birazdan bahsedeceğim. Cerrahiye alternatif kriyo ablasyon, radyo frekans ablasyon gibi yöntemler geliştirildi. Onların da avantajları var, dezavantajları var ama hala güncel kullanımı ameliyat olamayacak. Yani biraz önce dediğiniz genel anestezi alamıyor hasta. Genel anestezi alırsa kalbi yetersiz, sistem yetersiz, ölecek veya masada kalacak amiyane tabiriyle. Onlara o tür tedaviler uygulanıyor. Veya hasta ben ameliyat olmayacağım ne olursa olsun diyebiliyor. Onlara veriliyor. Hocamın sorusunda da son 10 yılda yine hücre tipi ve genetik mekanizması, yolaklar diyoruz biz ona. Yolak yani yol haritası. Hangi hücre, hangi gen, nereye geliyor, neyi bozuyor, hangisini bozduktan sonra hücre kanserleşme özelliği gösteriyor. Bunlar hakkında böbrek kanserinde 2-3 tane bilgi oluştu. Dolayısıyla tirozin kinaz inhibitörü veya mTOR inhibitörleri dediğimiz kemoterapi ilaç grupları kısmi fayda sağlıyor. Onkoloji de gelişiyor çünkü muhtemelen orada da bir... Bu dediğimiz ilaç grupları da hedefe yönelik tedavi adı altında artık metastatik böbrek kanseri. Tedavi diye girdi diyorsun. Yani metastatik demek böbrekten başka bir organa da... Metastaz yapmış olan mı? Yayılmış böbrek kanseri demek. Bunlar da kısmi etkinlik yapıyor ama yine cerrahi altın standart, hocamın lafına dönüyorum. Bunlar da sitorediktif dediğimiz. Yani? Yani... Hayat kurtarıcı, kanser dokusunu azaltıcı, hücre sayısını azaltıcı alabiliyorsanız böbreğin %75'inden fazla kitlenin alabiliyorsanız tamamını alıp yine kemoterapiye bir kolaylık yani bir servis yapmanızda fayda var. Fayda var. Evet. Şimdi tabii hep kanserden bahsettik. Bir de selim dediğimiz iyi huylu tümörleri böbreğin mutlaka vardır. Kist dedik. Başka öyle selim tümörleri var mıdır hocam? En yaygın olan adenomlar ve onkositomlar ama bunların da yani iyi huylu olduğunu belki küçük lezyonlarda biyopsi yapılarak teşhis edilebilir. Ancak yine onkositomlarda veya adenomlarda hibrit dediğimiz eşlik eden yan bölgelerde tümör riski taşıdığı için bunların da klasik davranışları böbrek kitle lezyonlarının genel tedavi prensipleri içerisinde. Yani onkositom dediğinizde %100 mesela radyolojik bulgular artık mesela onkositomda da çok doyurucu bilgiler veriyor. Yine de emin olamıyorsunuz biyopsi yapsanız bile. Ve bu tür kitleler de büyük kitleler olduğu için yine cerrahi uygulamak yönündesiniz. Fakat organ koruyucu cerrahi yani parsiyel, kısmi sadece o kitlenin çıkarılması bizi çok rahatlattı ve böbreklerin bir çoğunu artık kurtarıyoruz. Hastanın kendi böbreği olarak. Evet, buradan da bütün şifalarımız. Orijinal,
Orijinal olunca çok iyi oluyor. Çünkü nakillerde bir sürü şey alıyorsunuz efendim. Siz söyleyin. İmmünü bağışıklık sistemi bozuluyor. Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alıyorsunuz. Hocam aslında şimdi biz yetişkinleri bugün masaya yatırdık. Yetişkinlerde böbreği konuştuk ama çocuklarda da herhalde görülüyor değil mi? Çocuklarda yani en yaygın görüleni yok sadece yani, ismen söyleyeyim. Ayrı bir konudur, derya bir konudur. Bilim onda başka bir programda. Duymuşsunuzdur. Evet. Bilim tümörleri. Bilim tümörleri. Mesela evet, ilginç çok değil görülen mi? Tümör. Demin böbrek kanseri için ne dedik? Radyoterapiye dirençlidir. Bilim tümörleri de radyoterapi alabiliyorlar. Radyoterapiyle düzeliyor. Evet. Hücreden hücreye farklılık gösteriyor yani. Şey. Peki hocam böbreğimizi nasıl koruyalım? Hastalığı geçtik. Nasıl koruyalım böbreğimizi? Yani halkımıza, izleyicilerimize ne önerirsiniz? Ya böbrek korunması bizim elimizde manasında midir yani? Yani şu tavsiyelerde bulunabilirim. Birincisi, bir defa anatomik yapımızın normal olduğunu hiç olmazsa çocukken, gençken bir defa bir üroloji veya dahiliye kontrolünden geçirerek sistemin gözden geçirilmesi lazım değil mi? Herhangi bir arızası var mı, idrarda kanama var mı, enfeksiyon var mı, taş var mı veya doğuştan bir darlık en yaygın görülenler. Peki normal yapılan check-up şeylerinde klasik check-up'lar verir. Yapılıyor. Evet verir. Nedir? Onlar da yapılıyor mu? Çünkü bu söylediğimiz en fazla neye bakıyoruz? İdrar taline bakıyoruz. Enfeksiyon var mı yok mu? İdrarda bir kanama var mı yok mu? Çünkü kanamalar da toplayıcı sistem tümörlerinde görülebilecek şeyler. Taşlarda görülebilecek şeyler. Bu şekilde yapılıyor. Bir yine ultrasonlar yapılıyor. En çok böbreğin büyüklüğü, şekli, yeri, yerleşimi, bazı böbrekler yerinde olmuyor, başka yerde oluyor. Adam geliyor, 40 yaşında veya kişi geliyor, 40 yaşında benim sağ böbreğim yokmuş diyor, yeni fark etmiş. Meğer yani, karnında göbeğin. Yani bunlar tek böbreklerde. Böbrekler vesaire. Yer değişikliği oluyor. Tabii ki yani siz mesela o tek şeyi yapmazsanız, görüntülemeleri falan yapmazsanız yani, böbreğin orada olduğunu bilemeyeceksin. Yine kistler, kitleler bu tür check-up'larda tesadüfen görülebilir. Koruma açısından dediğim gibi farkındalık. Peki yiyecek, içecek önemli midir? Şimdi bu, biz koruma adına. Böbrekte bütün vücudu koruyucu olması için idrar miktarının yetişkin bir insanda günde 2-2,5 litre çıkaracak şekilde sıvı almasını tavsiye ederim. Peki fazla su içse ne olur? Fazla su içse olabilir. Bazısı ama böbreğimi korumak için evet, gidiyor. Gençlerde çok fazla bir şey olmaz ama hipertansif hastalarda, kalp yetmezliği hastalarında biliyorsunuz ki yüklenme belirtileri olur ve dolayısıyla dolaşım sistemine fazla yüklenmiş olur. Yani tansiyonu yükselir. Siz de biliyorsunuz bu ılıcalara gidip 60-70 bardak su içenler var. Onlar daha çok taş düşürmek için yapıyorlar da bana gelip sorduklarında tabii konu belki biraz magazine döndü ama. Evet. Diyorum ki işte hocam diyorlar taşı eritiyor bu su falan. Ben de dedim diyorum ki taşı eritecek birisi olursa Nobel alacak o. Sen getir de biz sana Nobel ödülü verelim. Aslında gerçekten. Tabii her şeyin azı karar, çoğu zarar. Bunun da farkında olmamız sıvı. Lazım. Sıvı. Sıvıda denge kişinin çünkü yaşadığınız yer, dış ortamın havası, kendi metabolik hızınız her şeyi değiştirebilir. Burada denge tavsiye çıkardığınız idrar miktarı. 1,5-2,5 litre idrar çıkarırsanız o kadar sıvı almanız lazım. Mesela yazın çok terli bir yerde uzun yol yürüyorsunuz. Siz ben yine 2 litre su alacağım derseniz eksik kalır, hiç idrar çıkarmazsınız. Evet, çünkü 2 litre yerine 5 litre terlersiniz. Evet. Yani 2 litre içtimle olmuyor, çıkardığınızla peki, alakalı. Peki sıvı derken bu su mudur, diğerleri çoğunlukla sıvı yerine su, geçer mi? Su ama çok asitli, efendim çok şekerli olmayan sıvılar da su yerine geçer. Mesela, çay alışkanlığınız çok. Türk insanı çay, var. Kahve. Ben çaycı olduğum için çaya çok fazla o dokunmuyorum. O diüretik midir? Çok mu idrar? Taze çayı tavsiye ediyoruz. Peki. Çaycıyız biz. Evet, evet. Evet hocam. Evet, yani önemli bir konu gerçekten. Şimdi Türkiye'de genelde hocam meme kanseri erkeklerde, akciğer kadınlarda da artık son zamanlarda görülüyor. Akciğer kanseri önde giden kanser türleri. Ama şimdi böbrek kanserinden bahsettik. Çok önemli. Şimdi tabii ki kanserlerin mesela
davranış biçimine, tedavi seçeneklerine göre yani belki bir son mesaj olarak. Evet lütfen. Türüne göre sağ kalım yani tehlike boyutu, kişideki ölümcüllüğü yani kişiyi öldürebilir mi başıboş bırakılırsa. Böbrek kanserleri şiddetli olanlar yani korkulabilecek türde olanlar ama erken yakaladığınızda da tamamen ortadan kaldırabileceğiniz bir şey. Yani çok önemli bir fark var arada. Erken yakalıyorsunuz, tamamen normal hayata yaşayabilir. Tabii ki 10 yıllık, 20 yıllık sağ kalımlar evrelere göre farklı. Birinci evrede hele 1A'da yakalarsanız 10 yıllık sağ kalımlar %80-90'lara çıkmış bu, şu anda. Demek ki böbrek kanseri, tabii akciğer kanserinin de türlerine göre çok hızlı davranan, agresif davranan tipleri var. Ama bazı kanserlerde daha yavaş seyrediyor. Doğal seyri bile diğer kanserlerin yanında çok light kalıyor, şey kalıyor. Hafif kalıyor diyorsunuz. Kalıyor. Evet, Profesör Doktor Cemal Göktaş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok değerli bilgiler ben verdiniz bizimle ediyorum. Paylaştığınız Umarım için. Umarım böbrek kanseri hakkında halkımıza, bizi dinleyenlere, onların işine yarayacak, bilimsel manada işine yarayacak. Kesinlikle. Bilgiler sunabilmişizdir. Bizim görevlerimizden biri de halkı aydınlatmak. Bu konuda katkı sağladıysak ne mutlu. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hoş sağ geldiniz. Evet sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına güzel bir akşam diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.